Evet, herkes tekrar hoş geldi. Bomaksa'nın webinar serisinde bugün ikincisini düzenleyeceğimiz Anıl Bey ile Metser firmasından siver, lazer, karbondioksit, lazer ile devam edeceğiz ikinci bölüme. Termal kesim teknolojileri hakkında bilgi almaya. Öncelikle bugün tabii bizim için özel bir gün. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum herkesin, çocuklarımızın, geleceğimizin. Mustafa Kemal Atatürk'ten bize güzel bir armağan. Aslında açılışı bugün çocuklarımızla yapacaktık ama saat itibariyle öğlen uykularına denk geldik. Belki sonuna doğru böyle biz de koltuklarımızı çocuklara bırakırız diye düşünüyorum ama inşallah yetişirler diyelim. Böyle güzel bir günde Anıl Bey'le bu teknik paylaşımımıza başlayalım istiyorum. Anıl Bey, şöyle birden ufak bir hatırlatma yapmak ister misiniz ya da direkt ikiye girelim nasıl isterseniz. Artık ben topu size bırakıyorum. Tekrar hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Öncelikle tüm çocukların bu güzel bayramını kutluyorum. Bu güzel havada evde olmaları, evet belki çok tatlı değil ama elbette geçecek bugünler. Ayrıca meclisimizin 100. yılı da bizim için bu sene çok çok önemli. İnşallah daha nice yüzyıllara baki kalır. İnşallah. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyoruz. Evet. Evet. Böyle deyip biz de kaldığımız yerden bu hafta ikincisini düzenlediğimiz Bomaksan'la Messer'in ortak yayınına başlamak istiyorum. Hatırlatmak kısmını zaten sunumumun ilk sayfalarında bulunuyor. Onun üzerinden de hızlı geçerek ben hem sunuma geçiş yapmak hem de kısa bir hatırlatmayla başlamak istiyorum. Bugün bu arada tatil günü olmasına rağmen biz bu webinarı gene de ertelemedik. Çünkü Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir, değil mi Anıl Bey? Doğrudur, doğrudur ve bunu da inşallah bugün katılımcılarımızın sayısıyla bize göstermiş ve inandırmış olacaklardır. Evet, inşallah. Mesela Cutting Systems'tan kısaca bahsetmek istiyorum, hemen hızlıca. Geçen hafta zaten bahsetmiştik, aynı katılımcı arkadaşlarımız varsa. Bir Alman firmasıyız. 1898 yılında kurulmuş ve günümüze kadar halen daha yenilikçi teknolojileriyle üretimine, imalatına, firmalara ve müşterilere yenilikçi çözümler sunmaya devam etmektedir. Almanya ile beraber 5 ana kıtada, 5 farklı ülkede üretimine devam etmektedir. Türkiye bölgesi için konuşursam biz Avrupa bölgesinde olduğumuzdan dolayı bizim tedarikçimiz mesela Almanya'dır. Bunun yanında 50'ye yakın ülkede çözüm ortakları olan ofisleri, bayilikleri ve distribütörlükleri bulunmaktadır. Ürün yelpazemizin içerisinde oksijen kesim, plazma kesim ve lazer kesim tezgahları bulunmaktadır. Ayrıca oksijen ve plazma kesim için de manuel kesim ekipmanları da tedarik edebilmek ve müşterilerimize bunların çözümlerini sunabilmekteyiz. Mesela Türkiye ve kendimden kısaca bahsetmek gerekirse ben aşağı yukarı 10 yıldır bu sektörün içindeyim. CNC, plazma, oksijen ve lazer kesim sistemleri ve teknolojileri hakkında. 6 yıldır mesela firmasında çalışmaya devam ediyorum. Bundan önce Karadeniz Holding'de çalışmıştım. Belirtmek gerekirse Karadeniz Holding, mesela Cutting Systems'ın Türkiye'deki 2014 yılına kadar yaklaşık 40 senelik distribütörüydü. Yani yanlış anlaşılmasın, mesela kesim sistemleri Türkiye'de bugüne baz alırsak eğer 46-47 yıldır pazarda bulunmaktadır. Eski ve köklü bir firmadır. Türkiye için de bunu söyleyebilirim. Kendim elektrik elektronik mühendisiyim. Genellikle demir çelik sektörüyle alakalı olan tüm firmalara hizmet verme, yardımcı olma ve çözüm üretmeye çalışıyoruz. Başta otomotiv sanayi, onun yanında makine imalatçıları, çelik konstrüksiyon firmaları, savunma sanayi. Kısacası demir ve çeliğin siyah saç, paslanmaz saç, işte bakır, alüminyum bunların termal kesimle olan tüm işlemlerinde destek ve yardımcı olmaya devam ediyoruz. Bugünkü konu başlığımız, daha doğrusu proses olarak kesim sistemleri başlığımız lazer kesim sistemleri. Aslında çok fazla tekrar etmek istemiyorum ama hani yine geçen hafta kısaca belirtmem gerekirse oksijen kesim ve plazma kesimden
bahsetmiştik. Ben tekrar bu grafikle başlamak istedim. En azından şu andaki bahsettiğimiz prosesin hangi kalınlık ve hangi toleransları kapsadığını izleyicilerimiz görsün diye. Oksijen kesim sistemleri burada da belirtildiği üzere 300 mm'ye kadar bize bir kesim kapasitesi, kesim kalınlığı verebilmektedir. Bu 3 mm'den başlar ve 300 mm kalınlığa kadar devam eder. Plazma kesim sistemleri 0.5 mm ile 80 mm arasında, hatta 150 mm'ye kadar yandan giriş dediğimiz patlatma olmayan kesim kapasitesine sahiptir. Bugünkü webinar başlığımız olan lazer kesim sistemleri ise çok daha hassas, çok daha düşük toleranslarda, ancak buna karşılık çok daha düşük kesim kapasitelerine sahip bir prosestir. Yani kabaca belirtmek gerekirse 0.5 mm, daha aşağısı da mümkündür 0.1 mm, ama çok daha teknik olarak bu prosesi kullanacak firmayla görüşülmesi gerekir. Hani toleranslar ne kadar kabul edilebilir ama ne kadar kabul edilemez konusunda. Ancak genel kanı 0.5 mm ile günümüz teknolojisiyle 30 mm'ye kadar kesim kapasitesine sahiptir. 30 mm'nin altını şimdi de çizmek istiyorum. Zaten slaytları ilerledikçe de bahsedeceğim. Bu siyah saç ve belli koşullar altında sağlanabilmektedir. Ancak 25 mm'ye kadar şu anda biz de dahil olmak üzere tüm lazer proses tezgah, kesim tezgah üreticileri 25 mm'ye kadar bunun sözleşmelerini, kontratlarını, garantisini vermektedir. Lazer kesim sistemleri, plazma ve oksijen kesim sistemleri hakkında lazeri anlatmadan önce en azından kısa bir görsel hatırlatma, bilmeyenler için arasındaki farkı en azından gösterebilecek kısa bir video var. Bunu izletmek istiyorum. Üç malzememiz de aynı. Şu anda videoyu başlatınca daha net olarak görebileceğiz. Üç malzememizin de kalınlığı 22 mm. Sol tarafta oksijen kesim, ortada plazma kesim ve en sağda lazer kesim işlemi yapılacaktır. Burada tolerans değerlerini ben ilerleyen slaytlarda tekrar göstereceğim ve bahsedeceğim. Ancak ilk önce şuna dikkat etmesini istiyorum izleyicilerin. Kesim hızlarına dikkat etmesini rica ediyorum. Videoyu başlatacak olursam. Üç sistem de birebir aynı malzemeyi, aynı kalınlıkta bu arada malzeme, kesmeye başlıyor. Gördüğünüz gibi plazma malzemenin ilk deliğini kesti ve bitirdi. Üst taraftan da süreyi görebiliyorsunuz. Zaman ilerledikçe süre hızlanacak. Plazma ikinci deliğini de kesti ve dış çerçeveyi kesmeye başlıyor. Bu dikdörtgen bir parça ve içinde iki tane delik olan bir parça. Kabaca dikdörtgen. Şurada durdurmak istiyorum. Gördüğünüz gibi plazma kesim sistemi bütün parçanın kesimini bitirdi. Kalktı ve durması gereken yerde durdu. Tam olarak 43 saniyede bu işlemi gerçekleştirdi. Aynı sürede kıyaslama yapacak olursam plazmanın bitirdiği süre içerisinde lazer halen daha dış çerçevenin yarısında kesime devam ediyor. Oksijen kesim ise halen daha ilk deliği kesmeye çalışıyor. Devam ediyorum. Şu an süre hızlandı çünkü lazer kesim sistemi kesimi bitirdi. Lazer kesim sisteminin süresi ise aynı parça ve aynı kalınlık için 57 saniye oldu. Ve oksijen kesim dış çerçeveyi patlatıp kesmeye devam ediyor. Süre şu anda daha hızlı akacaktır. Tekrar belirtiyorum. Oksijenin hızına lütfen sürenin hızlandırılmasından dolayı dikkat etmeyin. Yani normalde bu hızda değil. Şu anda kesim bitti ve oksijen kalktı. Kısaca sunuma başlamadan önce bunu izletmek istedim. Çünkü hani bahsedeceğimiz proses ve diğer prosesler arasındaki farkı en azından hız olarak ve kalite olarak farkı gösterebilen güzel bir video.
Sunumun en sonunda ise aynı şeklin 25 mm kesimini göstereceğim. Bu sefer tekrar aradaki farkları anlatıyor ve konuşuyor olacağız. Dediğim gibi 12 mm bir malzemeyi 3 farklı prosesle de çok güzel bir şekilde kesebilirsiniz. Ancak burada önemli olan, ilk sorulması gereken soru, müşterinin, kullanıcının hangi prosese ihtiyacı olduğu, hangi hızlarda kesim yapmak istediği ve bu kesim hızlarına karşılık hangi toleransları almak istediğidir. Biz burada eğer bir tolerans kıyaslaması yapacak olursak, malzeme 12 mm olduğu için, yani düşük kapasite, düşük kalınlıkta bir malzeme olduğu için, plazma ile lazerin arasındaki kesim kalitesi, tolerans farkını çok net ve bariz bir şekilde göremeyebiliriz. Ancak 12 mm için oksijen kesimde lazer kesime yakın bir sonuç elde ettiğimizi söyleyebiliriz. Bunların hepsi tabii ki yani ondalık bazlardaki farklar. Bu plazma ile lazer arasında 1 mm veya 2 mm bir fark yok. Ancak ondalık olarak 0.1-0.2 mm farklar oluşmaktadır. Bunların hepsi kullanıcı tarafından alt alta yazılıp hangi prosesi, hangi şartlarda kullanmak istediğine göre bir çözüm üretmemiz gereken bir proses üçünden biri. O yüzden en başta ben firmaların hangi proses kullanmaları gerektiğini bu tarz bir kıyastan sonra karar vermelerinin çok daha doğru bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Devam edecek olursak şöyle bahsedeyim. 2.46 saniye bu sadece küçük bir parça. Parçanın ebatlarını yanlış hatırlamıyorsam burası yüksekliği aşağı yukarı 12 santim, eni aşağı yukarı 10 santim civarındaydı parçanın. Yani çok büyük bir parça da değil. Böyle bir parça, 12 mm bir parça oksijenle yaklaşık 3 dakikada kesiyoruz. Ancak aynı parçayı plazma ile 3 kat daha hızlı kesme şansına sahibiz. Ben şahsen lazeri daha hızlı olduğunu biliyordum. Yine ya, benim açımdan doğru bilinen yanlışlar açısından iyi bir bilgi oldu. Böyle bir kanı var. Hani hızla beraber kesim kapasitesi, kesim toleransları, kesim kalitesi aslında birbirine genelde karıştırılıyor. Lazer evet gerçekten çok daha hızlı ancak çok daha düşük kalınlıklarda. Hani çok düşük kalınlıklardan kastım nedir? 0.5 ile 5 mm, 6 mm arasında evet lazer neredeyse geçilemez hızlara sahip. Ancak bahsettiğimiz kalınlık ortalama 6 mm, 7 mm'nin üzerinden 20-25 mm'lere geldiği kadar yani lazerin sınırına geldiği zaman, kesim kapasitesinin sınırına geldiği zaman lazer hız konusunda gerçekten plazmayla neredeyse yarışamaz hale geliyor. Bunun karşısında lazerin elle tutulur en büyük avantajı kalınlık arttıkça yani 25 mm'ye kadar geldikçe lazerin tolerans değerleri çok çok daha düşük. Yani plazma kesimde oluşan o doğal malzemenin biraz daha kavisli kesilmesi, işte yandan gözle bile baktığımız zaman 90 derece bir sonuç elde edemememizin sonuçlarından dolayı burada kullanıcının hangi prosesi tercih edeceği en büyük şeydir. Kaynaktır. Yine ilerleyen slaytlarda bununla alakalı birkaç tane görselim var. Biraz daha detaylı olarak açıklamak isteyeceğim. Yine lazerle alakalı, genel lazerle. Hani burada bir ayrım yapmıyorum karbondioksit veya fiber lazer olarak. Açılımı şu şekildedir. Genelde Türkiye'de lazer, yani şuradaki pointer'ı tekrar açacağım bir saniye. Mouse'un ucuyla da görünüyor. Evet. Evet, şu anda daha net galiba. Şuradaki evet. T harfinin Z'ye dönüşmesiyle biz lazer olarak Türkçe yapıyoruz. Ancak bu bir kısaltmadır aslında laser kelimesi İngilizce olan. Light amplification by stimulated emission of radiation. Yani baş harflerini alırsak yani koyduğumuz zaman lazer kelimesi oluşturuyor. Aslında hani Türkçe'ye biraz komik olarak çevrilmiş diye düşünebiliriz. Hani bir kısaltmanın Türkçeleştirilmesi gibi olmuş aslında. Biz bunu Türkçe'ye çevirirsek kabaca uyarılmış ışık yayarak ışığın güçlendirilmesi olabilir. Lazer kesim. Lazer kesim günümüzde birçok sektörde kullanılmaktadır. Hani buna normal kuaförlerde kullanılan lazer cihazlarından ağır sanayide kullanılan kesim lazerlerine kadar aslında mantık aynıdır. Tüm lazerler aynı mantıkla çalışmaktadır. Işığın tek bir nokta yoğunlaştırılarak yapmak istediğimiz, yakmak veya kesmek istediğimiz veya deforme etmek istediğimiz malzemelerin deforme edilmesidir. Farklı dalga boyları kullanılarak. Burada görürsünüz anahtarlıkların üzerine yazılan şeyler vardır. Yazılar vardır veya bir
ajandanın üzerinde olan yazılar, işte isminiz veya firmanın ismi vardır. Bunlar genelde lazer uygulamalarının sonuçlarıdır. Bunların birçoğu lazerle yapılır. Tekstil sektöründe, tekstil sanayinde de lazer kullanılmaktadır. İşte kumaşların kesilmesi veya şekillendirilmesinde. Daha da ilerledikçe işte böyle 12 mm malzemeler, 25-30 mm malzemeler farklı sektörlerde kesilip sac malzemeler kullanılmaktadır. Lazerin ışın çapı, burada da belirttiğim gibi 50 mm ile 0.2 mm arasında değişiklik göstermektedir. Bu nedir? Az önce karıştırırken mesela gördüm şu anda. Şu an pointer'ımı görüyorsunuz. Bunun belirli bir şeyi var. Pointer'ın belirli bir kalınlığı var. Ancak şöyle değiştirince şu pointer'ın kalınlığı gördüğünüz gibi çok daha ufaldı. Çünkü şu an görebiliyor musunuz? Görüyoruz, evet. Evet, şu an burada bahsedilen ışının çapı budur. Bu ışının çapı bize ne sağlamaktadır? Farklı kalınlıklardaki malzemeleri kesebilmemizi sağlamaktadır. Bahsedilen kısım burasıdır. Biz ışığın boyuyla oynayarak kalınlıkların çok daha kalın veya ince malzemenin kesilmesi sağlanmaktadır. Çok daha düşük değerlere düşürülerek de bu ışığın çapı ve boyu, dalga boyu, biz çok daha küçük işlemler yapabiliyoruz. Ne yapabiliyoruz? Anahtarlığın üzerine örnek vermek gerekirse bir baskı yapabiliyoruz. Bir ajandanın üzerine bir yazı yazabiliyoruz. Bizim kendi sektörümüzle alakalıysa kullanılan malzemeyi eritip kısmen buharlaştıran bu ışın ilave bir gazla beraber malzemenin kesilmesine olanak sağlanmaktadır. Lazerin kabaca çalışma mantığı bu şekilde. Burada tipik bir lazer kesim kapısını görmekteyiz. Bu şekilde duruşunun sebebi zaten kesilmiş malzemeye bakarsanız kaynak hazırlığı için bir kesim sağlayacağı için bu şekilde durmaktadır. Geçen hafta belirttiğim gibi lazer, oksijen ve plazma kesim proseslerinde tüm 3 proseste de kaynak hazırlığına sahip tezgahlarımız var. Şurada bahsettiğim ışının torcun kafasının nasıl geldiğinin kaba bir görüntüsü var. Üç kaynağından üretilen ışın bu şekilde gelip bir ayna yardımıyla torcun içerisine gönderilir. Şurada bulunan lens sayesinde ise dağınık ışın toplanılarak tek bir noktaya odaklanması sağlanır ve burada kesim elde edilir. Biz bu kesimi sağlarken en önemli noktalardan, yani bunu sağlayabilmemizi sağlayan en önemli noktalardan bir tanesi dağınık ışığın buradaki lens sayesinde tek bir noktaya toplanmasıdır. Muhtemelen küçüklüğümüzde birçok izleyicimiz yapmıştır. Güneşe merceği tutardık ve kağıdın üzerine yaklaştırıp yakmaya çalışırdık o kağıdı. Çünkü güneşten gelen ışınları bir noktaya toplamaya çalışıp burada bir yakma işlemi gerçekleştirdik. Kabaca lazer kesiminde aslında yapılmak istenen budur. Burada güç kaynağı içerisinde üretilen yoğun ışığın tek bir noktaya odaklanılarak malzemenin delinmesini sağlamak. Lazer kesim esnasında ışından ve kırılmadan bahsetmeden geçmek aslında olmaz. Bu görseli bu yüzden seçtim. Aslında çok küçük bir fark olduğundan dolayı yeteri kadar gözüküyor mu tam emin değilim ama ben çok aşina olduğum için net olarak anlayabiliyorum aslında. Burada gelen alev ile alttan çıkan alev içerisinde bir kırılma görüyorsunuz. Çünkü gelen ışın, oluşturulan alev malzemeye geçtikten sonra farklı bir noktaya doğru gitmeye çalışıyor. Çünkü ışın dağılmak istiyor. Bu yüzden de lazerin kesilen malzemenin alt tarafına baktığınız zaman kesilen yerle alt tarafında farklı bir açı ve pozisyon görürsünüz. Çünkü artık siz ışığı orta noktada, istediğiniz noktada tutabilecek bir ekipmana sahip değilsiniz. Çünkü ışık bu kesimden sonra daha fazla bir lensin üzerinden geçiş sağlayamıyor. Ancak kesim sonucuna baktığımız zaman burada gördüğümüzden çok daha farklı, çok daha kaliteli bir kesim sonucu elde edebiliyoruz. Yeni lazer kullanmaya başlayan müşterilerin ilk sorduğu sorulardan bir tanesi şudur. Işın veya kesim alevi çıktıktan sonra farklı bir noktaya gidiyor. Bu bizim kesim kalitemizi etkiler mi? Hayır, etkilemez. Çünkü biz burada torcun en başında bir önceki slide'da gösterdiğim gibi ışını tek noktada toplamayı başarabiliyoruz. Ama malzemeyi delip alt noktaya geçtiğimizde bakın burada 3 tane ok gösteriliyor. Buraya geldiği zaman ışın artık serbest kalıyor ve alevi serbest kalıyor. İstediği her noktaya gidebilir. O yüzden bu yanlış bir düşüncedir. Buradaki kırılma tamamen doğaldır. Kesilen malzememize herhangi bir şekilde tolerans olarak veya kapasite olarak zarar vermemektedir. Lazer konusunda en çok karşılaşılan sorulardan bir tanesi de budur.
Bugün günümüzde 12 kilowatt, 12 bin watt kadar şu anda lazer artı kesim sistemleri test edilmektedir. Bu bir güç kaynağıdır. Bu 20 kilowatt, 25-30 kilowattlara kadar tabii ki çıkabilir. Ancak şöyle bir dezavantajı var. Yine bilim kurgu filmlerinde belki izlemişsek hatırlarız. Lazer ışın silahları, işte insanların veya araçların bu silahlarla işte yok edilmesi gibi şeyler. Burada güç miktarı arttıkça kullanılan ekipmanın bir silah özelliği kazanması günümüzde şu anda maalesef mevcut. O yüzden devletlerin uluslararası anlaşmalarla almış olduğu kararlara göre bunun teknoloji geliştirmeleri yapılabiliyor ve belli bir noktaya kadar getirilebiliyor. Çünkü biz 12 kW değil, örnek veriyorum şu anda rakamlara lütfen takılmayın. Bunun 20 kW veya 25 kW olması belki bir işte binayı, bir tankı veya işte belli bir bölgeyi imha edebilmemizi sağlayabilecek kapasiteye sahiptir. Bu yüzden şu anda mevcut üreticilerin üzerinde çalıştığı maksimum kapasite miktarı 12 kW'dır. Kesim kapasitesi daha önce de bahsettiğim gibi 0.5 ile 30 mm arasında değişmektedir. Bu siyah sac içindir. Lazer çok düşük ısı girdisine sahiptir. Çok düşük ısı girdisinin bize kesilen malzemenin daha az sertleşmesini ve ileride içindeki hidrojen kırıklarının oluşmamasını sağlamaktadır. Bu aslında önemli bir detaydır. Kullanılacak kesilen malzemenin daha sonra kullanılacak yerine göre bize önem arz etmektedir. Yüksekten düşüğe doğru kesim hızına sahiptir. En başta izlettiğim videoda hatırlarsanız işte 12 milimetrede aşağı yukarı 1 dakika içerisinde bitirdik. Biz 25 milimetrede bunu çok daha yüksek bir sürede bitireceğiz. Keseceğimiz malzeme eğer inceyse çok yüksek hızlara sahibiz ancak kalınlık arttıkça hız dramatik olarak aşağıya düşmektedir. Az önce bahsettiğim gibi yüzeylerdeki sertleşme ısı girdisinin çok az olduğundan dolayı plazma veya oksijen prosesine göre çok daha düşüktür. Kullanacağımız lazer proses tipine göre yani burada karbondioksit veya fiber olarak adlandırabiliriz. Oksijen, azot veya lazer özel gazına ihtiyaç duyulmaktadır. Lazer özel gazı farklı oranlarda karbondioksit, azot ve helyum gazlarının birleştirilmesiyle elde edilmektedir. Her karbondioksit lazer güç kaynağı üreticisinin farklı oranlarda bu gaz karışımlarını uyguladığı için belli bir oran söyleyemiyoruz. Yani oksijen %60, azot %20 veya helyum %10 diyemiyoruz. Bu üreticinin kullanmış olduğu teknolojiye göre değişmektedir. Mesela cutting sistemin şu anda ekranda görmüş olduğunuz karbondioksit lazer kesim tezgahıdır. Burada standart bir siyasi tezgahından farklı olarak görüntü olarak aslında kabaca aşağı yukarı aynı özelliklere sahiptir. Bir ray üzerinde yürüyen 3 veya 5 eksenli bir tezgahımız. Sadece şurada görmüş olduğunuz büyük aşağı yukarı 3-3,5 metre uzunluğunda 5 kapaklı bir lazer güç ünitemiz vardır. Gücümüzü sağlayan sistem, bize lazer gücünü, lazer kesimi sağlayan sistem budur. Güç kaynağı bizim tezgahımızla birlikte hareket eder. Burada üretilen ışın aynalar sayesinde kesim kapasına kadar gelip kesim kapasının kesim işlemini gerçekleştirilir. Biz güç kaynağını tezgahın üzerinde hareket ettirerek çok daha yüksek kesim alanlarına sahip olabiliyoruz. Yani çok daha yüksek kesim alanlarından kastım 6 metre 50 metre lazer tezgahları üretebiliyoruz. Bu güç kaynağını tezgahla birlikte hareket ettirebildiğimiz için çalışma prensibinden birazdan bahsedeceğim. Karbondioksit lazerde burada ışının dalga boyu aslında çok önemlidir. 10.600 nanometre bir malzemenin eritilmesi için gerekli olan dalga boyudur. Kullanılan karışım gazları bu ışın dalga boyuyla birleştirilerek malzemenin kesilmesini sağlar. Yani gazın buradaki etkisi aslında çok büyüktür. Bu yüzden yüksek bir verimlilik alabilmek istiyorsak hem gaz kalitemizin çok iyi olması hem de doğru ve kaliteli bir gaz kullanmak zorundayız. Lazer rezonatörü ile ilgili gaz, optikler ve soğutma ekipmanları tek noktaya bir ışın kaynağının ulaştırılmasını sağlar. Yani bu üç ekipman birleştiği zaman, üç proses birleştiği zaman bizim lazer kesim yapabilmemizi sağlamaktadır. Bu sayede hem
düşük hem de yüksek kalınlıklarda temiz ve pürüzsüz bir kesim yüzeyi elde etmiş oluyoruz. Yani bizim burada ihtiyacımız olan lazer özel gazları, lazer gazı, rezonatörün üretmiş olduğu, optikler sayesinde üretmiş olduğu ışın ve rezonatörün içindeki soğutma ekipmanları. Bunların birleşmesiyle elde edilen termal kesim alevi bizim malzemeyi kesebilmemizi sağlamaktadır. Üretilen güç daha önce dediğim gibi mercek aynalar sayesinde torç sistemine kadar iletiliyor. Torçtan ışın çıkışı sağlanmadan önce mercek yardımıyla dağınık ışık tek bir noktaya odaklanıp bizim malzemenin keseceğimiz noktasında bir kesim oluşturabilmemizi sağlar. Yani sistem mantık olarak bu şekilde çalışmaktadır. Görsellerle daha net anlaşılacağını düşünüyorum. Gelen dağınık ışık, daha önce de bahsettiğim gibi, karbonhidrat sisteminde de, fiber sisteminde de sondaki mantık tamamen aynıdır. Burada bir lens sayesinde bizim ışığı toplayıp tek bir noktaya iletmemiz gerekmektedir. Dağınık gelen ışık mercek sayesinde tekrar toparlanır ve tek bir noktaya gelip bizim malzemeyi kesebilmemizi sağlamaktadır. Bu da az önce bizim tezgahımızın üzerinde göstermiş olduğum lazer güç kaynağının aslında nasıl çalıştığına dair bir görseldir. Az önce bahsettiğim 5-6 kapaklı 3,5 metre boyundaki lazer güç ünitesi, içerisindeki cam tüplerin lazer ışını dalga boylarını üretmesinden sonra lazer beam olarak, yani lazer ışını olarak bizim torcumuza kullanılır. Burada kullandığımız karışım gazlarının bu sistemin prosesin içerisine girmesi gerekmektedir ve ayrıca çok yüksek ısı değerlerine ulaştığı için bunun bir soğutma sistemi olması gerekmektedir. Bunlar tamamen katalitik devrim sistemiyle çalışmaktadır. Aslında bu sistemi ben örneklendirmek istersem yapılan işlem şudur. Burada üretilen tek renkli, yüksek dalga boyuna sahip olan ışının sürekli birbirine çarparak, sürekli hızlandırılarak tek bir noktadan çıkışını sağlamaktadır. Mesela evimizde kullanmış olduğumuz ampuller veya aydınlatma cihazlarını biz neden kullanırız? İçindeki ışığı dışarı yayıp bize bir ışık vermesi, bize bir ışık kaynağı vermesidir. Tabii bunların dalga boyları çok küçük olduğu için hani benzetme açısından sadece söylüyorum. Biz bu ampulleri kapatıp belli bir ortam içerisinde sürekli bu ışığı gezdirirsek eğer ve gerekli gazları ve soğutmayı da sağlayabilirsek, o ışığı da tek bir noktadan çıkartmayı başarabilirsek aslında lazerin çalışma mantığını aşağı yukarı anlamış oluruz. Ama ampullerdeki fark şudur. Tek renkli ışık vermemektedir ampul. Işığın içerisinde olan beyaz ve sarı renkler, krem rengi renkler bizim aslında işimizi zorlaştırmaktadır. Lazer tek renkli bir ışık, kapalı bir çevrem ortamında sürekli aynı yerde birbirine çarpıştırılarak gezen elektronların bir noktadan çıkışını sağlamasıyla elde edilir. Karbondioksit lazerin çalışma mantığı bu şekilde. İlk videoyu düşünürsek ve geçen hafta da bahsetmiş olduğum bizim oksijen kesim, plazma kesim ve lazer kesimin arasındaki tolerans farklarını buradaki görselle çok daha net bir şekilde anlayabileceğimizi düşünüyorum. Oksijen kesim için bahsedersek, burada bu arada malzeme kalınlığı 3,5 mm. 3,5 mm'de oksijen kesimin her farılığı, yani buradan geçen oksijenin alevinin boyutu, öyle söyleyeyim, yaklaşık 1 milimetre civarındadır. Biz 90 dereceye yakın düz bir kesim elde ederiz. Ancak plazmanın doğasından dolayı, parantez şeklinde çıkan alevden dolayı hem burada bir doğal açı oluştururuz ve bunun maalesef günümüz teknolojisi halen daha çözüm sağlanamamıştır. Ve buradaki oluşan plazmanın alevinin boyutu 1,5 milimetre civarındadır. Ve lazer için konuşacak olursak 90 derecelik bir açı elde ederiz. Yani düzgün bir kesim yüzeyi ve 0,4 milimetre bir kerf boyuna sahip oluruz. Şuna dikkat edelim. Burada bahsettiğimiz kalınlık 3,5 milimetre. Eğer kalınlık artarsa, yani 10-15 milimetrelerden bahsedersek eğer, buradaki şey kerf boyu çok daha fazla artmaktadır. Ancak lazer her seferinde diğer iki prosese göre çok daha düşük toleranslara sahip olmaktadır. Tabii kerf değeri arttığı zaman, yani aslında kerf bir tolerans değildir. Kerf bizim keseceğimiz malzeme ile ana malzeme arasındaki alevin boyundan dolayı oluşan farktır. Yani kerf değerinin artması aslında bir dezavantaj değildir ama toleransları direkt olarak etkileyen bir etkendir. EAZ dediğimiz heat affected zone, yani bizim ısı girdimiz. Her seferinde daha önce de bahsettiğim gibi
lazer kesimde ısı girdisi çok daha düşüktür. Yani buraya 0.06 mm civarında bir ısı girişi olur ve malzemenin bu tarafına herhangi bir ısı iletimi olmaz. Plazmada biraz daha yüksektir lazere göre kıyasla. Ancak oksijen kesimde bu oran çok çok daha yüksektir. Ve tekrar unutmayalım, malzeme kalınlığı 3.5 mm'ye göre hesaplanmıştır burada. Yani biz bir malzeme oksijenle kestikten sonra burada yaklaşık 3.2 mm civarında ısınmış ve sertleşmiş bir alandan söz ediyoruz. Az önce bahsettiğim bu kerf değerlerini görsel olarak göstermem gerekirse şuraya tekrar bakacak olursak plazmadaki açıklık gayet büyük ve lazerdeki açıklık gayet küçüktür. Şuradaki görselde zaten bunun örneğini görebiliriz. Bu bahsettiğimiz kerf değeri, yani plazmanın patlatmasıyla lazerin patlatması arasındaki fark ve bunun sonucunda da oluşacak tolerans farkını zaten görselden 3 aşağı 5 yukarı anlamış olabiliyoruz. Burada bir 10 Eurocent, yani bizim yaklaşık 10 kuruşumuza denk gelen bir boyutlara sahip. Lazerin hangi kapasitede, hangi toleranslarda malzeme kestiğini şuradaki kesilmiş malzemeyle görebiliriz. Şu malzemeyi oksijen veya plazma ile kesebilme şansımız maalesef yoktur. Yani şu ince girişler ve şu küçük delikler, hatta şu 90 derece köşe dönüşleri maalesef plazma veya oksijenle mümkün değildir. Biz şöyle bir kesim kerpi, şöyle bir kesim yüzeyi elde edebildiğimiz için bunu kesmeyi lazerle sağlayabiliyoruz. Tekrar şeyleri görecek olursak. Çalışma sisteminden kısaca tekrar görsel olarak bahsetmem gerekirse, güç kaynağından çıkan ışın burada 4 kW'lık bir lazer olduğu için biraz daha küçük bir güç kaynağı. Lazerin içerisinde, güç kaynağının içerisinde üretilen ışın aynalar yardımıyla çarptırılarak toplam 7 adet ayna kullanıyoruz biz. Lazer aynı kazı kafamızda. Forjun kafasına kadar taşınmaktadır, yani çıkış noktasına kadar gelmektedir. Aslında bir nevi aynalarla ışını istediğimiz yere götürebilme işlemidir. Buradaki yol ne kadar uzun olursa kesim kapasitemiz o kadar düşmektedir. Bu yüzden tutabildiğimiz kadar bu alanı biz dar tutmaya çalışıyoruz. Çünkü ışın ne kadar fazla hareket ederse maalesef kapasite ve tolerans değerleri o kadar düşmektedir. Çünkü biz sürekli bu yolda sürekli bir enerji kaybına uğratıyoruz ışını. O yüzden tüm üreticilerin yapmaya çalıştığı şey bu yolu olabildiğince kısa tutabilmektir. Bu tipik bir karbondioksit kesim lazerinin piyasadaki tüm üreticilerin kullanmış olduğu sistemdir. Karbondioksit kesim ile alakalı aslında genel olarak söylenmesi gereken tüm şeyler net açık. Yani giriş şey için bu kadardır. Karbondioksit lazerin günümüzdeki teknolojiyle olan tek rakibi fiber lazer sistemleridir. Fiber kesim lazer sistemleri karbondioksit lazere göre şu anda daha çok tercih edilmektedir. Ben anlatım esnasında hem zaman zaman söylemeye ve numaraya sonunda kısa bir kıyaslama yaparak bunun arasındaki farkların neden şu anda fiberin daha çok popüler olduğunu anlatmaya çalışacağım. Fiber lazer de aynı sistemle, aynı mantıkla çalışmaktadır. Bu güç kaynağı sayesinde ışının torç kapımıza, torcun ucuna kadar getirilmesi sistemidir. Şurada arkada görmüş olduğunuz sistem hem soğutucu sistemi hem güç kaynağı ile beraber yine fiber kesim kafasına kadar ışının taşınmasıyla gerçekleştirilir. Az önceki görselde hatırlarsanız bu ışın burada aynalarla, yani boşlukta ilerleyerek hareket ediyordu. Fiber lazerdeki tek farkımız şurada gördüğümüz bunlardan bir tanesi, turuncu kablolardan bir tanesi bizim aslında fiber optik kablomuzdur. Diğer kablolar bizim kullandığımız motorlara giden kablolar. Şu an net olarak belli değil. Fiber kabloyla şu kutunun içerisindeki bir bölgeye kadar ışın hiçbir şekilde ayna kullanılmadan getirilmektedir. Yani fiber lazerin isminin gelmesinin sebebi kullanılan kablodan dolayıdır. Çünkü ışın fiber bir kablo içerisinde güç kaynağından kesim kafasına kadar taşınmaktadır. Ancak bu kablonun içerisinde dağılmalar olduğu için en sonunda yine mercek kullanılmaktadır. Burada güç kaynağı içerisinde bir elektrik enerjisi üretilir diyotlar kullanılarak ve fiber optik kablo ile dediğim gibi torç kafasına kadar taşınır. Torç kafasına gelmeden önce de tekrar ışının stabil olabilmesi için mercek ve aynalar kullanılmaktadır fiber lazer sistemlerinde. Burada şurada gördüğünüz konnektör,
İki resimde de aynı konnektörü verebiliyorsunuz. Güç kaynağından gelen fiber optik kablodur. Işınımız buraya kadar gelir ancak tekrar bir dağılmaya uğrar. Dağılmaya uğramasını engellemek için biz burada lensle, yani oluşan dağılımı azaltmak için biz burada lensle tekrar ışını tek noktaya toplamaya çalışıyoruz. Çünkü lazer kesimde bizim istemediğimiz şey ışının dağınık olmasıdır. Dağınık olmasının sonuçları nedir? Düzgün bir kesim yüzeyi elde edemeyiz. İstediğimiz kalınlıktaki malzemeyi kesemeyiz ve toleranslarımız çok artar. Biz buradaki ışının dalga boyunu da şöyle değiştirebiliyoruz. Kullandığımız adaptif aynalar sayesinde aynalar iç bükey veya dış bükey olarak ışının boyunu bize büyütmek veya küçültebilme şansını veriyorlar. Şurada gördüğünüz daha geniş bir ışık elde edilmiş. Şurada gördüğünüz ise daha dar bir ışık elde edilmiş. Bu bize ne sağlar? Keseceğimiz malzemenin kalınlığını değiştirebilmemizi sağlar. Burada adaptif aynaların değiştirmesi tamamen otomasyonel, otomatik olarak olmaktadır. Yani burada mekanik veya fiziksel bir ayna değişimi sağlanmamaktadır. Bu da tipik bir Messer'in fiber lazer kesim kapasıdır. Yine kapasite ve kalınlık olarak karbondioksit lazerle aynı kapasite ve kalınlıklarda kesim yapabilmektedir. Yine torcun duruş şekli kaynak ağzı kestiğimiz için bu şekilde bir duruş sağlıyor. Dediğim gibi her iki sistemde kesme kalınlığı olarak aynı kalınlıklara kapasiteye sahiptir. Fiber lazer bakım ve kullanma maliyetleri olarak karbondioksite göre çok daha düşük bakım ve kullanma maliyetlerine sahiptir. Aslında günümüzde tercih edilmesinin en büyük sebeplerinden biri budur. Karbondioksit lazerin bakım maliyetlerinin yüksek olmasının sebebi rezonatörün bakım maliyetleri ve aynaların bakım maliyetlerinin yüksek olmasındandır. Fiber lazer çok düşük malzeme kalınlıklarında, yani 3 mm ile hatta 4 mm civarına söyleyebiliriz. 4 mm'ye kadar çok çok daha yüksek hızlara ulaşabilmektedir. Bu da karbondioksit lazere karşı bir avantaj olarak görülmektedir. Ancak kesim kalınlığı kapasitesi arttıkça karbondioksit ve fiber lazer arasındaki hız farkı aşağı yukarı aynı noktalara gelmektedir. Malzeme kalınlığı arttıkça karbondioksit lazer çok daha başarılı sonuçlar vermektedir. Burada başarılı sonuçtan kastım yüzey kalitesinin çok daha düzgün olmasıdır. Yani daha pürüzsüz bir kesim yüzeyi elde etmekteyiz karbondioksit lazerle. Fiber lazerde bizim düşük kalınlıklarda yani 3-4 mm'ye kadar olan malzemelerde hızlı kesimi sağlayabilmemizi sağlayan gaz azot gazıdır. Ve azot gazı sayesinde biz normalde oksijen kullanarak keseceğimiz malzemeleri çok daha yüksek hızlarda kesebiliriz. Aslında günümüzde fiber lazerin en çok tercih edilme sebeplerinden bir tanesi bakım maliyetlerinin gerçekten ve kullanım maliyetlerinin karbondioksite göre çok çok daha düşük olmasıdır. İkincisi teknoloji ve kullanma açısından çok daha basit ve kolay olmasıdır. Çünkü karbondioksit lazerde bir dezavantaj değil ama kullanım kolaylığını bir tık daha zorlaştıran bir özellik ayna ayarıdır. Ayna ayarlarını operatörler her seferinde yapmak zorundadır. Bir nozul değişiminde veya işte kesim kalitesindeki herhangi bir arızada sürekli ayna ayarlarını değiştirmek zorundadır. Çünkü biz kullandığımız kendi sistem, Messer sistemi için bahsedecek olursam bevel kafada 7 adet, düz kafada yani 90 derece kesimli kafalarda 5 adet ayna kullanmaktayız. Operatörün bu 5 adet aynayı kesim kalitesini daha iyi veya işte ilk günkü kapasitesine, kalitesine getirmek için sürekli bir ayar yapması gerekmektedir. Çünkü şu iki ayna arasında siz bir ışını yönlendirmeye çalıştığını düşünün. Şuradaki 1 derecelik bir sapma ışının farklı bir noktaya gitmesini sağlıyor. Ve operatör bunu her seferinde ayarlamak zorunda kalıyor. Bu karbondioksit lazerin doğasında var ve buna karşılık da karbondioksit lazerin bize vermiş olduğu avantajlar var. Bunlar nedir? İşte daha yüksek kalınlıklarda daha iyi kesim kalitesi elde edebiliyor. Çok daha yüksek kalınlıklara çıkabilme kapasitesine aslında karbondioksit sahiptir. Yani biz 30 mm veya 25 mm'lerden bahsediyoruz ama düzgün kullanılan karbondioksit lazer tezgahları 40 mm'ye kadar kesim sağlanabiliyor. Bunu üretici garanti etmiyor ama biraz operatörün tecrübesine veya bunu yapıp yapmak istemediğine kalmış olan bir şey. O yüzden fiber lazere göre karbondioksit lazerin avantajları bunlardır. Fiberin günümüzde çok çok daha fazla bilinmesi ve kullanılmasının en büyük sebeplerinden biri
Yatırım maliyeti açısından ikisi de her iki tezgahta aynı maliyettedir. Ancak kullanım ve işletme maliyeti ise fiber lazerde dramatik olarak çok daha düşüktür. Yani ben burada 1'e 5 oranında bir farktan bahsedebilirim. İlk başta izlettiğim videonun aynısının 25 mm olanını şu anda size izletmek istiyorum. Burada yine birebir aynı malzemenin kesimi ancak en başta izlediğimiz videonun 25 mm olanın kesimi sağlanacak. Yine sıralama aynı. Oksijen, plazma ve lazer. Kalınlık arttıkça lazer tek seferde patlatma yapamayacağı için ilk önce bir ön patlatma yaptı. Yani 3 noktaya, ilk başta giriş yapacağı 3 noktaya gördüğünüz üzere en başta birer delik açtı ve şu anda ilk deliğin içine yeni girebiliyor. En soldaki oksijen ve en sağdaki lazer şu anda ilk deliği kesiyor. Ancak ortadaki plazma ise dış çerçeveyi kesmeye başladı ve neredeyse şeyi bitirecek. Kesimi bitirecek. Plazma 58. saniyede kesimi bitirdi. Kesim esnasında şundan bahsetmek isterim. Bu üç sonucu da, üç malzemeyi de yan şekilde koyduğumuz zaman en yüksek doğruluk açısı, doğruluk düzgünlüğüne sahip olan lazer ve oksijen kesimidir. Yani 90 derece bize bir kesim sağlamış olur. Ancak 25 mm plazma için artık bozulmanın yüksek oranda başladığı bir değerdir, kalınlıktır. Bu yüzden malzemeyi koyduğumuz zaman yan bir şekilde 90 derece durmadığını gözle bile görebiliriz. Özetle işinizin çok hassasiyeti yoksa ve hız istiyorsanız plazma alacaksınız, ben öyle anlıyorum. Hassasiyet varsa, süre çok da önemli değilse oksijen ve lazer galiba, öyle görünüyor şunlar. Evet, yani kabaca bahsetmek gerekirse böyle. Tabii bunun altını daha birçok şey sıralayabiliriz. Şimdi burada sadece değer olarak, kullanım maliyeti olarak bir şeyler söylemek gerekirse en pahalı kesim en sağdaki proseste, yani lazer kesimde yapıldığı. İkinci pahalı kesim plazma. En ucuzu, en uygun maliyetli kesim ise oksijen yapmış oldu. Şurada videoyu durdurayım. Evet. Hem yatırım maliyeti olarak hem kullanım maliyeti olarak birinci olan oksijendir. Ancak aynı malzemeyi ve aynı kalınlıkta 3.52 saniyede kesti. Orta yatırım maliyeti bütçe olarak konuşuyoruz ve kullanım maliyeti olarak plazma bu işlemi 1 dakikada bitirdi. Ancak dezavantajı şudur. Kesim kalitesi oksijen kadar iyi değildir. Hatta videoda bile gözüktüğü üzere, bakın şu an mouse gözüküyor galiba. Evet, evet. Şu yüzeye bir plazma için bir de oksijen için bakarsak, ki burası kutu yüzeydir. Bizim kullanacağımız malzeme aslında içe düşen parça. Yani plazmadaki yüzeyle oksijenin kesim yüzeyi veya dikliği açısından buradaki videoda bile neredeyse gözükmektedir. Evet. Lazer burada tabii ki en yüksek doğruluğa sahip olan kesimdir. Ancak kullanım amacı ve kullanım alanına göre oturulup tek tek avantajları ve dezavantajları konuşulması gereken 3 farklı proses vardır. Aslında 3'ü de bizi A noktasından B noktasına götüren sistemlerdir. Ancak biz buralara hangi yolları kullanarak gitmek istiyoruzun cevabını imalatçı olarak, yani müşteri olarak karar vermek zorundayız. Lazerdeki videoda ben mi yanlış görüyorum? O diğerleri gibi parça düşmüyor galiba. Yok, burada hatırlarsanız kerf değerinden bahsetmiştim aradaki açıklıktan dolayı. Lazerde buradaki kerf değeri çok düşük olduğu için buna tekrar bir çekiç veya herhangi bir şey değil. Bir mıknatısla veya biraz elle ittirerek malzeme düşebilir ama ana parçadan ayrılmış durumdadır. Onun dışında herhangi bir şey yoktur. Yine görsel olarak burada test sacının, test malzemesiyle alakalı şurada farklı görseller var. Diğer kesimlerle alakalı. Yoksa birebir aynı şey kestiler. Şurada. Üçü de aynı malzemeyi ve aynı şekilde kestiler. Burada aslında fiber lazer
veya karbondioksit lazerin limiti olan 25 milimetreden bahsediyoruz. Hani biz burada 30 milimetre artık lazerle kesemeyiz. Ancak dediğim gibi operatörün tecrübesine veya yapmak istediği işe göre kesme şansına tabii ki sahiptir. Ancak sözleşme ve kontrat olarak şu anki sınır 25 milimetredir. Ancak plazma kalınlık arttıkça hızını halen daha oksijene kıyasla koruyabilmektedir. Yani biz buraya bir 50 milimetre malzeme bırakmış olsak zaten otomatik olarak lazer şeyden çıkıyor, yarıştan çıkıyor. Plazma ve oksijen kalıyor. Ancak bu sefer oksijen daha da dramatik olarak yavaşlıyor. Plazma yine oksijene nazaran 2-2,5 kat hızlı kesebiliyor. Ancak kestiğimiz malzemenin açısı bu sefer artmaya başlıyor. Çünkü 25 milimetre de plazma için düzgün kesebilme sınırıdır. Yani 30 milimetre malzemede çok daha fazla bir açı elde edilmektedir. Ancak oksijenle siz 300 milimetreye kadar 90 derece bir kesim açısı elde edebiliyorsunuz. Fotoğraflardaki gösterdiklerinizde lazer sistemlerin herhalde daha o kapaması yapılmamıştı. Çünkü benim bildiğim evet. kadarıyla onun kapalı bir oda içerisinde, yani odadan kastım bir kabin içerisinde yapılması gerekiyor. Doğrudur. Şimdi o konudan son olarak bahsetmek istiyorum. Karbondioksit lazerle fiber lazer arasındaki kullanım farkı aslında buradan kaynaklanıyor. Hani çevresel faktör olarak. Karbondioksit lazerin yalnızca torç kısmının kapalı olması koruma açısından yeterlidir. Tüm sistemin kapalı olması göz veya cilt sağlığı için herhangi bir zarar vermediği için gerekli değildir. Tekrar hızlıca dönecek olursam. Şu görselde görebiliyorsunuz. Şurada solda ve sağ tarafta sadece kafayı kapatmak için bir koruma ekipmanı bulunmaktadır bu karbondioksit lazerde. Bu insan sağlığı, cilt ve göz sağlığı için tamamen yeterlidir. Tüm sistemin kapalı olmasına gerek yoktur. Ancak alt tablo filtre sistemlerinden tekrar birazdan bahsedeceğim. Fiber lazeri gelecek olursak burada ben fotoğrafı gösterirken söylemeyi unuttum. Aslında katalog ve müşteri çekimleri için bu fiber lazer bu şekilde açıktır. Ve bu şekilde kesinlikle kesim yapılması mümkün değildir. Normalde bu bizim fabrikamızda tamamen kapalı olarak bulunur. Ki müşterilerde de bu şekildedir. Bu sadece tezgahın görselliği, tezgah görebilmek açısından açık bir şekilde bırakılmıştır. Son bir önceki slide'a dönecek olursam, fiber lazer sistemlerinde tamamen kapalı bir sistem olması gerekmektedir. Çünkü fiber lazer sistemin açık olması sonucunda cilt kanseri, görme bozuklukları, deride yanmalar meydana gelebilir. O yüzden fiber lazer sistemleri tamamen kapalı bir sistemdir. Tamamen kapalı olması gerekmektedir. Operatör bunu CNC tezgahının yanındaki bir kamerayla veya CNC'ye entegre edilmiş bir kamerayla tezgahı takip etmektedir. Yükleme boşaltma açısından da değişen tablolar kullanılmaktadır. Çünkü malzemeyi bu kapalı sistemden alabilmek için tamamen dışarıda kalacağımız için tabloların değişmesi gerekmektedir. Aslında geçen hafta da bahsettiğimiz gibi tüm proseslerdeki gerekli olan yegane tek şey kesim masası ve filtre sistemidir. Bundan da kısaca bahsetmek gerekirse fiber lazer sistemlerinde ben bugüne kadar açıkçası şeysiz kullanılan filtre ve alt tablası çok kötü olan bir sistem görmedim. Yani çünkü teknik olarak zaten neredeyse mümkün değil. Çünkü bir yemiş olması gerekiyor. Kapalı olduğu için zaten dumanın çıkmaması gerekiyor. Karbondioksit lazer sistemleri aslında daha çok bundan 5-10 sene önce revaçta olan sistemlerdi. Ama bunlarda da gördüğüm kadarıyla benim piyasada, müşterilerde, firmalarda gördüğüm kadarıyla plazma ve oksijenden çok daha fazla dikkat ediliyor. Alt tablo ve filtre sistemlerinin iyi olmasına. Biraz değişik bir bakış açısı. Hani ben 10 yıldır firmaları ve müşterileri geziyorum. Plazma ve oksijen kesim sistemleri biraz tabiri caizse üvey evlat olarak görülüyor. Çok fazla işte alt tablasına, filtresine ve temizliğine dikkat edilmiyor. Ancak bir firmada lazer sistemi varsa, ikinci ve üçüncü bir tezgah olarak lazer sistemi varsa, lazer sistemi çok daha pahalı bir yatırım olduğundan dolayı muhtemelen çok daha korunaklı olarak ve çok daha düzgün şartlarda kullanılıyor. Sanki bir alışkanlık gibi, bir düşünce gibi aslında lazerden çıkan demir tozu, duman ve işte etrafa saçılan havanın
en az plazma, en az oksijen kesim sistemlerinden çıkanlar kadar zararlı olduğu bilinmektedir. Ancak ne güzel ki bu sistemlerde yeteri kadar düzene ve filtreleme sistemlerine dikkat edilmektedir. Dezavantajı nedir Anıl Bey? Hani bu konudaki algı iyi diyorsunuz. Hani çoğunlukla filtreli kullanılıyor ama filtresiz çalıştırmanın dezavantajları nedir? Her iki sistem içinde de bahsettiğim üzere bir ışının toplanması söz konusudur. Ve bu ışın karbondioksit için bahsedecek olursam aynalar sayesinde yansıtılıp gelmektedir. Biz burada bir aynayı kabaca söylemek gerekirse işte 750 Euro'dan 3000 Euro'luk fiyatlara kadar farklı bir fiyatlara sahiptir. Ve 5 ila 7 aynadan bahsediyoruz. Tabii ki yeteri kadar bir toz tutulup oradaki temiz havanın, temiz çalışma ortamının sağlanmaması sonucu bu aynalar toz tutmaya başlamaktadır. Bu da bahsettiğim rakamlar, hani kabaca bu rakamlar, 7 aynadan veya 5 aynadan bahsedersek çok yüksek maliyetlere neden vermektedir. Bunu hiçbir firma göz önünden ayırmıyor. Hani buna dikkat ediyorlar. Bir kere ayna tozlanması veya kirlenmesi geri dönülmez sonuçlara sebep vermektedir ve aynanın değişimine kadar gitmektedir. Bu bir sisteme verebilecek en masum zarardır. En büyük zarar rezonatörün içerisine herhangi bir şekilde toz veya dumanın kaçmasıdır. Veya işte curufun bir şekilde rezonatörün içine kadar yürümesidir. Bu yüzden karbondioksit sistemlerde bunlar göz önünde bulundurularak kesinlikle alt tabla filtre ve işte duman emme sistemlerinin çok iyi olmasına gerçekten dikkat ediliyor. Fiber lazer için de bahsedecek olursam, fiber lazer zaten tamamen kapalı bir sistem olduğundan dolayı tüm firmalar bu sistemlerini, alt tablo filtrelerini çok iyi bir şekilde kullanıyorlar ve koruyorlar. Ancak aynı problem fiber lazer için de geçerli. Burada da bahsettiğimiz fiber kablosunun maliyetlerinin çok yüksek olması firmaları aslında bu konuda biraz daha dikkatli olmaya yöneltiyor. Çünkü fiber kablosunun içerisine kaçacak veya ucuna kaçacak herhangi bir toz, herhangi bir partikül çok daha yüksek maliyetlerle firmanın karşılaşmasını sağlıyor. Aynı şekilde fiber lazerin içerisinde olan iki tane ayna da zarar görebilir. Bu yüzden firmalar daha çok oksijen ve plazmaya dikkat ettiklerinden çok daha fazla lazer sistemlerine dikkat ediyorlar. Tabii ki yanlış alt tablanın veya düzgün emi sistemin kullanılmamasının veya düzgün bakımlarının yapılmamasının sonucunda ise yine her proseste olduğu gibi kesim kapasitesinin düşmesi, toleransların çok yükselmesi, işçilik maliyetinin ve işçilik süresinin 2-3 kat artması anlamına geliyor. Çünkü en nihayetinde en kaba işi yapan firma da olsa, en hassas işi yapan firma da olsa işlemi şöyle yapmak ister. Bir kere kesip neredeyse %100 bir sonuç elde edip bu malzemeyi kullanacağı yerde kullanmak ister. Kimse tekrar malzemeyi taşlamak, işlemek veya işte farklı bir prosese sokmak istemez. Bu yüzden de tezgahların bakımlarının ve çevresel faktörlerinin çok iyi olmasına dikkat etmek zorundadırlar. Valla bu noktada alt tablo üreticisi olarak biz de biraz hani bazı gözlemlerimizi söylemek isteriz. Çoğunlukla doğru tasarlanmamış tablolar var piyasada. Bunların hani en büyük dezavantajı yüksek basınçtan dolayı enerji sarfiyatını arttırıyor bir filtre tarafında. Daha büyük emişlebilirine ihtiyaç duyulmasına sağlıyor, yatırım maliyetini arttırıyor. Ya da işte yetersiz emişe sebep olup az önceki söylediğiniz makineye zarar veren çevreye, oradaki operatör arkadaşınızı zehirleyecek sonuçlar doğuruyor. Aslında hani bu sistemlerde gerçekten de alt tablonun ilk başta düzgün tasarımı, bu alt tabloya uygun emiş sisteminin düzgün tasarımı çok ciddi şekilde etkili. Genelde zaten kompakt üniteler var bu tip lazer tezgahlarının yanında. Yani hem nakliye tarafında daha kolaylaştırılması açısından, devreye alma tarafında işte hız açısından daha kompakt ürünlerde kullanılıyor. Burada tabii lazer kesimde az önce siz de söylediniz, sadece siyah saç değil, farklı malzemelerin de kesimi söz konusu. Özellikle paslanmaz, işte ne bileyim alüminyum gibi bizim açımızdan söyleyeyim patlayıcı toz kategorisine giren bazı malzemeler de var. Bu noktada ben de katılımcılarımızı hatırlatmak isterim. Bir lazer sisteminde sadece siyah saç kesmiyorsanız, yani siyah saç da okey. Standart filtreler, piyasadaki filtre tedarikçilerindeki aldığınız filtrelerle ilerlemeniz herhangi bir sıkıntı olmaz.
Ancak kesim yaptığınız malzemeler paslanmaz, alüminyum gibi patlayıcı toz özelliği taşıyan malzemeler olursa prosesinizde, kesinlikle bunu lazer tezgahı aldığınız imalatçıyla görüşmenizde fayda var. Çünkü onlar da seçimlerinde sonuçta, yani mesela bugün ben bir lazer istiyorum diye geldiğimde illaki bana keseceğim parçaları soracaktır. Ona göre de bu sistemlerini tasarlayacaktır. Ama filit ve tarafı belki göz ardı edilebilir. Unutmamamız gereken önemli şey bu konuda üreticileri bilgilendirmeniz gerekiyor. Çünkü filtreyi bir paket olarak çoğunlukla tedarik ediyorlar. Bu tedariklerinde de standart bir siyah saç kesiminden yola çıkarlarsa ve siz de paslanmaz kesim yaparsanız, tozun patlamasından dolayı prosesinizde, fabrikanızda Allah korusun bir iş kazasına sebebiyet verebilirsiniz. Bu konuda sadece patlayıcı toz olma özelliğinin dışında paslanmaz yüksek krom alaşımlı malzemelerin ortama yaydığı dumanların da birçoğunun 1 mikrondan az olduğu bilinmekte ve bunlar çok daha zor bir filtrasyon demek bizim açımızdan. Tabii ki zor diyorum, çözümsüz değil. Bunun özel çözümleri var. Yani filtre materyalini değiştirmek gerekiyor, filtrasyon hızını ayarlamak gerekiyor. Yani biz öncelikle malzemeyi iyi tanımamız lazım. Buna göre de önlemlerini almamız lazım. Yani bu konuda ben de katılımcılarımıza özellikle filtre seçimi konusunda dikkat etmelerini, bununla ilgili firmaları aldıkları, görüştükleri firmalara bu konuda bilgi vermelerini tavsiye ederim. Ve bunun yanı sıra tabii yani dönem enerji tasarrufu dönemi, hepimiz sineği yan çıkartmaya çalışıyoruz. Dediğim hatırlatma olsun, alt tabla dizaynlarını sorgulayalım. Çünkü biz çok karşılaşıyoruz. Yani kim yerde 3000-4000 metreküplük bir debiyle halledilebilecek bir yapıyken, alt tablo dizaynından dolayı 6-8000, hani lazerde çok buralara çıkmaz, plazmada daha çok görüyoruz bunu, ama yine de hani 1 kW bir enerji bile olsa bizim gibi dışa bağımlı ülkelerde çok önemli. Ve sonuçta dediğim gibi enerji tasarrufu şu anda bütün dünyanın gündeminde olan bir konu. Bu konularla ilgili de ben de ufak bir ekleme yapmak istedim. Sizin sunumunuz sanırım burada bitmişti diye görüyorum. Bugün daha böyle hızlı ve güzel oldu, etkili oldu. Teşekkür ederiz Anıl Bey. Varsa sorularımız katılımcılarımızdan alarak artık sonlandırabiliriz. Biraz daha böyle kompakt bir sunum oldu bugün. Güzel oldu. Evet, katılımcılarımızdan chatten de yazabilir. Dilerse görüntülü sesli katılabilir. Anıl Bey çok akıcı ve net anlattığı için belki sorular az olabilir. Anıl Bey, siz de chat'i görebiliyor musunuz? Okuyun mu? Şu an görebiliyorum. Serhan Bey merhabalar bu arada. Slat Armor ürünü hakkında bilgi alabilir miyiz demiş. Slat Armor açıkçası pek bir şey ifade edemedi. Koyacak mısınız? Slat Armor sizin bir şey mi, yoksa Serhan Bey nedir Slat Armor ürünü hakkında? Yok, Slat Armor'ı biraz açıklarsanız. Mesela Amerika'nın ürünü olmuş olabilir. Bu bahsettiğiniz akrobat kol şeklinde bir lazer kesim mi, yoksa alt tablanın şu slagger'ından mı bahsettiniz acaba? Serhan Bey, yazmak zor gelirse isterseniz hani sesini... Slagger, evet. Slagger sistemi hakkında şöyle bir bilgi vereyim. Muhtemelen YouTube'dan izlediniz. Messer'in şöyle bir politikası var. İlk öncelikle bu ürün, Slagger ürünü Messer Amerika'nın üretmiş olduğu ve Amerika piyasasına satmış olduğu bir ürün. Maalesef Avrupa ve Uzak Doğu piyasasında yok. Çok müşterimden bunun sorusunu alıyorum. Kısaca bahsetmem gerekirse Slagger hakkında, kesilen malzemelerin aşağı düşen curufların veya işte parçaların otomatik bir robot gibi bir ekipman sayesinde alttan sürünerek tezgahın dışarısına çıkartılma olayıdır. Aslında biz Avrupa Messer olarak çok tartışmasını yaşıyoruz. Diğer ülkeler de bunu soruyor. Fransa, İtalya, İngiltere gibi ülkeler. Ancak muhtemelen maliyet açısından çok yüksek maliyette olduğu için Avrupa piyasasına bu ürünü getirmiyorlar, Slagger'ı. Size böyle bir cevap vereyim. Şöyle yardımcı olmaya çalışıyoruz. İkinci el, Amerika'dan satmak isteyen ikinci el ürünler olduğu zaman firmaları buna teklif edebiliyoruz.
size göre. Anladım. Sorunuza cevap olabilmiştir umarım. Benim sorduğum daha farklı bir şeydi ama. Slagger. Bu şeye sıkılıyor. Alt bu lamalara sıkılan bir ürün ama. Anladım. Dilerseniz mail adresinizi paylaşıp daha sonra detaylı bilgi olarak da şey yapabiliriz. Olabilir. Sanırım ister telefonla ister maille. Şu anda ekranda galiba görebiliyorsunuz. Daha detaylı olarak sizinle görüşebiliriz istiyorsanız bu konu hakkında. Tamam olabilir. Teşekkürler. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Anıl Bey'in mail adresi ve cep telefonu bilgileri varsa Arhan Bey, isterseniz hani evet, daha farklı detaylı olarak bilgiyi elde edebilirsiniz. Daha önce evet, görüşmüştük, evet. Tamam. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Başka sorumuz varsa alalım, yoksa artık kapatıyoruz. Evet, sanırım başka sorumuz yok. Evet, demiştim 23 Nisan için belki elde uyanırlar diye. Benim kızım uyanmış. Gel bakalım 23 Nisan için bir en azından güle güle yapalım seninle. Yeni uyandığı için belki birazcık istemeyebilir ama. İzhan'ım buyurun. Gelin. Gel. Uykumuzdan uyandık. Bugün senin bayramın. Bak hepimize, herkese bir selam söyle bakalım. Evet, uykudan uyandığımız için çok bir şeyimiz yok. Herkese çok teşekkürler. Aa, bir saniye, bir soru daha Muhammed Bey. Hemen hızlıca alalım. Kapatacağız çünkü Muhammed Bey. Bayramın kutlu olsun İz Hanım. Tamam, hadi gidelim. Muhammed Bey'in bir sorusu var. Yazmak zor olursa hemen şey yapabilirsiniz. Sesinizi açabiliriz. Muhammed Bey, sanırım bir bağlantı sorunu var galiba, bilmiyorum. Evet, gelmiyor soru. Yine detaylı sorular için Anıl Bey herhalde evet, yazdınız. Buradan size ulaşabilirler. Mail veya telefonla istedikleri zaman ulaşabilirler. Gel bakalım, evet. Benim ikizlerim var. Atlas Bey de uyanmış, İz Hanım uykusuna uyanamamış. Atlas Bey, herkese selam. Bayramınız kutlu olsun de kapatalım yayını. Hadi. Bayramınız kutlu olsun Atlas Bey. Peki. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Anıl Bey çok teşekkürler tekrar katılımınız için. Herkese ben de iyi akşamlar diliyorum. Şimdiden İyi bayramlar. İyi bayramlar. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Sağ olun.